değerli Koyhisar'da hemşerilerimiz, bugün sizlere Sivas Koyhisar ilçemize bağlı, Koyhisar ilçemize yaklaşık 53 kilometre, Sivas'a yaklaşık 165 kilometre mesafede olan Şirin bir köyümüzü, Yolusu köyümüzü sizlere tanıtacağız. Yolusu köyü yapı mahallemiz. Evet, başkanım. Yapı mahallemizi sizlere tanıtmaya çalışacağız. Yapı mahallemizin sorunları hakkında değerli üyelerimizle, sayın yönetim kurulu arkadaşlarımızla, sayın başkanımızla sohbet yapacağız. Bunları sizlere yansıtmaya çalışacağız. Evet, sayın başkan, öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için sizlere ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarımıza, değerli abilerimize teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle yönetim kurulu üyelerimizi ve değerli abilerimizi bir tanıştıralım. Daha sonra da diğer sorularımıza hep birlikte cevap arayalım. Evet, Murat abiciğim, sizden başlayabiliriz. Yani sohbetimiz samimi bir ortamda olsun. Tabii. Sonuçta Polisabili hemşehrilerimizle beraber olacak. Onlar izleyecek. Hiçbir sıkıntı yaratmayın, rahat olabilirsiniz. Rahat rahat sorunlarınızı anlatabilirsiniz. Biz de bunları zaten elimizden geldiği kadarıyla yansıtacağız. Buradan yetkililere sorularımız olacak. O soruların cevaplarını almaya çalışacağız. Murat abi, sizden başlayalım. Adınız, soyadınız, İstanbul'da hangi meslek grubunda çalışıyorsunuz, emekli misiniz? Bunlardan bahsederseniz. Adım soyadım Murat Çalışır. 1966 Koyhisar doğumluyum. Sizin de buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat tanıdığınız için. Ben teşekkür ederim abi. Yani sonuçta görevimiz, fırsatı siz verdiniz. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar size teşekkür ediyorum. İstanbul'da ulaştırma işiyle uğraşıyorum. Emekli de daha olamadık. Sağ olsun bize yaş vurdu. Siz de muhabirsiniz diyorsunuz. Evet. Yaş bekliyoruz. Ulaşımda çalışıyorsunuz, yaş bekliyorsunuz. Evet. İnşallah emekli olursunuz. İnşallah. Birazdan hep beraber zaten o sıkıntıları da dile getireceğiz. Evet abi, sizden devam edebiliriz. Ben Yusuf Çalışır, 1962, Yapo, Koyhisar, Sivas doğumluyuz. Eğitim işiyle öğretmenlik yapıyoruz. Mahallemize şeref verdiniz, teşekkür ederiz. İnşallah söylenen sıkıntılar bertaraf edilir. Köyümüzün güzelliğine bir güzellik daha artar. İnşallah atılacak adımlara inanıyoruz yani. Bu adım ufacık da bir olsa arkasında bir şeyler gelecektir muhakkak. İnşallah. Söyleyeceğim bu kadar. Yani eğer sıkıntı dile getirecek, özellikle ben köyün yolunun... Yok, zaten konularımız var. Konu başlıklarımız var. O konu başlıklarını hep beraber konuları tartışacağız zaten. Buyur Osman amca. Ben 1944 doğumluyum. YTT'den emekliyim. Bu derneğimizin kurulmasının sebebi köyümüzün bakımsız olmasından, köyümüze burada gençlerden destek olmasından, bazı eskilerimizi gücümüzün yettiği kadar temin ettik. Bazı eskilerimiz var hala. En büyük sorumumuz, bana özgü sorumumuz var. İşte bunları dile getirip bunlara şey yapıyoruz. Sizlerle kanalizasyon sorununda yine size söz vereceğim. Başka söylemek istediğiniz şu anda varsa işte durumlar bundan ibaret. Köyleri, bataryalar, tabii ki eksiklerimiz var. Sizinle buraya kadar ikram edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel müşterilerimize yardımcı olduğunuz için. Bizim şimdi en büyük sıkıntımız bu kanalız yönüşü. Bu kanalız yönüşü nereye münasip görünüyorsa o yerin ücreti neyse biz kendi tarafımızdan ödemek istiyoruz. Oraya da yalnız bir rekor yapılma şey genişliğinde benim tarafım, Hasan tarafım, Mehmet'in tarafım. Nereye müsait olursa yer biraz daha bağlı olduğu için bu dengesiz bir yer oluyor. Akıntı olması için, köyden biraz uzak olması için bazı yerlere denk geldi. Bazıları vermiyorum ben bu yerimi diye. Gelen memur oradan geri dönüp gidiyor. Yani sonuçta şu anda sizin köyünüze kanalizasyon sıkıntısı giderildiği zaman bu konuları açtınız mı siz kendi aranızda? Biz isterseniz zaten konu başlığı oraya geleceğiz. O birazdan onu soracağım. Evet amca, siz zaten. 1948 Koyhisar doğumluyum. Cemal Çalışır ismi. Emekliyim. İşte. Siz neyle emeklisiniz? Ulaşım değil değil mi? Ben de taksiciyim yani. Siz de ulaşımsınız. Evet, ulaşım. Yani şu an çünkü hepsi ulaşımda. Evet, ulaşım. Evet, sizi tanıyalım abi. Cemal Çalışır, 1946 doğumluyum, emekliyim. Ben köyde ikamet ediyorum. Köyden geldim. Evet. Maşallah.
Yeni mi geldiniz? Yeni geldim. Kısmet olsa bir müde yapacağım bu sene. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah bizlere de nasip etsin. İnşallah. Herkese. Evet, sizden devam edebiliriz. Ahmet Çalışır, 1979 İstanbul'da doğumluyum. Ben bankacıyım. Osman Çalışır babam oluyor. Öyle. Murat Çalışır, 1970 doğumluyum. Derneğimizin 3. başkanıyım. 2004-2006 yıllarında görev yaptım. Bundan önceki başkanlarımıza da teşekkür ederim. Rahmetli olan Mehmet Keleş'e de Allah'a rahmet diliyorum. İşte bu kadar. İnşaat işleri uğraşıyoruz. İnşaat, müteahhitlik mi yapıyoruz? Yok, dekorasyonudur. Dekorasyon, evet. İç, dış? Fark etmiyor. İkisi de var. Evet. Yani bunları şu bakımdan söylüyorum Murat abi için. Yani şimdi biz Koyhisarlılar olarak yani böyle bir oluşumun içerisine girdik. Yani neden paralarımız başkasına gitsin? Yani kendi içerimizde kendi değerlerimiz var, meslek gruplarımız var. O meslek gruplarını ayıracağız zaten. Köy köy. Kimin ne meslek grubu varsa o gruptan insanlarla tanışıp o insanlar yani o insanlar kazansın. Mutlaka. Yani kendi emsellerimiz kazansın. Dayanışma olur. Onun için yani özellikle meslek gruplarımız. Zaten derneklerin amacı da bu olması lazım. Bir açıdan da bunlar olması lazım. Yani birbirimize destek olmadıktan sonra başkası bize destek olmuş hiç anlamı yok. Aynen. Onun için yani meslek gruplarının onun için soruyor. Evet, buyur abi. 1964 Koyhisar doğumluyum. Ali Çalışır. Öğretmen. Devam. Evet, buyur. Yakup Çalışır. 1975 İstanbul doğumluyum. Taksi şoförüyüm. Ulaşım, sizin de ulaşım. Başlarına. Hanım Beytullah Keleş. 1981 doğumluyum. Makine bekleriyim. Başkan yardımcısıyım. Adım Yavuz Çalışır. 1981 Koyhisar doğumluyum. Özel bir yönlük sektörü çalışıyorum. Evet başkanım, sizi tanıştıracağım da şimdi şöyle soracağım size. Çalışır isimleri, soy isimleri daha çoğunlukta gördüm ben. Çoğunlukta %95. %95 iyi. Neden Yapı Mahallesi? Önce onu sorayım. Şimdi Çalışır Mahallesi olsaydı... Şimdi diğer soyadlara saygı olsun saygısızlık yani. Olacaktı. O yüzden köy mahallemizde Keleş, Ümer, Kaçan, Gülüm ve Çalışır. Beş tane söyleyeceğim. Beş, var. Başka unuttum. Yok. Bunlardan kuruluyor ama ağırlık Çalışır'da. Başkanım önce seni bir tanıyalım. Bizler yakından tanıyoruz. Hemşehrilerimize şöyle sıklık çalışır kimdir, sıklık çalışır ne işe meşguldür? Sıklık çalışır 1974 Sivas Koyhisar Yapı Mahallesi doğumluyum. Ben de servis işletmeciliği yapıyorum. Köyümü çok seviyorum. Ondan dolayı da böyle bir yola çıktık. Şu anda dernek başkanlığı yapıyorum köyümü. 2010 yılından itibaren. 4 tane kız evladı sahibiyim. Maşallah. Bu genç yaşta. Evet. Başkanım 4 tane derken, gerçi abilere sormadım ama yani şimdi nüfus yoğunluğunu artırıp köyünüzü herhalde nüfusun kalabalığı. Şimdi şöyle bir şey. Köyünü daha çok almak istiyorsunuz. Uzun mahallede bizim şimdi 2 mahalleden oluşuyor. 3'te 2'lik çoğunluk yukarı mahallede ve muhtarlık seçimlerinde. Yani yukarı mahalle derken yol üstü, yol üstü merkez. İşte ben onu da ilgili düşünerek başbakanımızın 3 çocuk vardı. Benim 4 oldu. Bir tane bonus. Bir tane bonus. İnşallah 2025'te 2030'da yukarı mahallede dengeyi sağlayacağız. Evet, muhtarlı bizim köye ineceğiz. Bu hızla gençlerimiz de buna teşekkür ediyoruz. İnşallah. Derneğin çalışmalarını sanırım bu yönde. Yani. Çocuk yardımı yapıyor. Çocuk yardımı yapıyor mu dernek? Derneğimiz daha dediğim gibi şu anda ayakları üzerine durmayı başardık. Emekliyor şu an. Evet, inşallah bundan sonra belli bir zemin oturduktan sonra inşallah kendi üzerine gidecek. Başkanım. Buyurun. Köyümüzün adını çalışır yapamadık ama İstanbul'da oturduğumuz semtte 100 sokağın adı. Birinci çalışır, ikinci çalışır, üçüncü çalışır sokağı. Evet. Onu yapabildik yani. Evet başkanım, şimdi dernek faaliyetlerine geçeceğiz ama buna geçmeden önce ben hangi dernek başkanının yanına gidersem şu soruyu soruyorum. Yani bildiğim için özellikle soruyorum. İstanbul'a geliş sebebiniz nedir?
İstanbul'a geliş sebebimiz... Yani şöyle söyleyeyim, bazı emek başkanları dedi ki babamın cebinden 100 lira çaldı, İstanbul'a geldi. Yok, ben öyle bir şey yapmadım da, babam yaptıysa bilmiyorum buraya gelirken. Ama halimde... Siz burada doğdunuz. Burada, yok, burada doğmadım. Memlekette doğdum. Babam buraya taşındığı için, buraya göç ettiği için halinde ben de buraya geldim. Ama şuna inanıyorum ki, köyler şu an itibariyle emeklilikte yaşanabilecek durumda olan bir yerler. Gidip de orada şu anda hayvancılıkta vesaire buna benzer şeyler biraz zor. Yani ilk bakışta biraz kolay geliyor ama oraya gittiğiniz zaman, olayın içine girdiğiniz zaman işte arazi anlaşmazdı, işte hayvanım girdi, hayvanım çıktı, işte buna benzer. Ama burada çalışıp emekli orada geçmek... Böyle bir düşünceniz var değil mi? İnşallah. Zaten şimdi şöyle bir şey, kişisel bir şey söylüyorum. Köyümüzde ağaç yetiştiricine söyledik biz. Yaklaşık 1200 tane... Faaliyetlere zaten gelince soracağım yani size. Şahsi bir şey bu. 1200 tane yakın ceviz ağacımız var. Yani toplam köyümüzde olan 3-4 aileye mensup. İnşallah ceviz yetiştiriciliği yapacağız inşallah. Böyle orayı popüler bir köy yapacağız. İnşallah. Gençler olarak. İnşallah. Zaten gördüğüm kadarıyla yönetim zaten genç. Osman amca zaten en gençlerimde Osman amca var. Abi var. Yönetim de genç. Evet. Başkan da genç olunca. Buyur Osman amca. Tamam abi. Lafınızı kesiyor. Estağfurullah. Şimdi köyde niye geldiğini derseniz köyde açtı. Geçim öldü. Eskiden hayvancılık vardı, tarım vardı, ormancılık vardı, arıcılık vardı. Bir toplum vardı. Şimdi ilkokuldan çıkan çocuk orayı terk etmek mecburiyetinde. Okulu yok, vasayeti yok, istediğini bulamıyor. Mezunu geliyor bu memlekete, yardımcı oluyor, okuyor, bilmem ne bir insan oluyor. Mesela biz hepimiz o vaziyette geldik. Çünkü köyde öldü, 40 senedir saban sokulmayan tarlalar var, çalı geride. Adam mal yapıyor, satamıyor. Zahra yapıyor, samanı satamıyor. İşte bilmem neyi satamıyor, ne yapacak? Adam çekiyor, buraya geliyor, burada 25-30 sene çalışıyor. Eğer orada toprağı varsa geliyor, tekrar dönüyor. Oraya iki göz bir yer yapıyor. İşte kışın geliyor, 4 ay burada duruyor, yazın geliyor, 5 ay, 6 ay burada duruyor. Böyle ömrünü sürçüyor diyor. Ama genç diye bir şey yok. Şimdi köyümüzde 8 hane var. Köyde şimdi şu durumda bir domaklar pişti. Bütün köyler öyle yani. 8 hane var. Bütün köyler öyle. Açık olarak 8 hane. Evet. Onun için de hizmet almak da zorlaşıyor zaten. Evet. Çok yani zor. Şimdi biz bazı sorunları söylüyoruz ama hakikaten yani 7-8 hane içinde yollara asfalt yapmak falan hakikaten biraz abes oluyor yani. Keşke yani dediğiniz gibi oralarda fabrikalar olsa, atıyorum süt ürünleri fabrikası, hayvancılık fabrikası, bunlarla ilgili işte orman fabrikası şu bu olsa da İnsanlarımız orada çalışsa da bu iş gelmese. Zaten büyük şeylerin şeyini, sorunlar hepimiz yaşıyoruz. Başkanım, gazetelerde bir cep telefonu şeyi koyduramadık oraya. Koyduracağız inşallah. Kurbetçi yazın gidiyor oraya. Mesela şimdi 8 hane mi? Şey, yazın ortalama 28-30 haneden aşağı düşmüyor. Genci geliyor, ihtiyarı geliyor. Herkesin cebinde cep telefonu çekmiyor. Ama o mühite, yani bizim köy değil. Yani gençlerimizi oradan uzaklaştırıyor. 7-8 hane var, şey köy var orada. Cep telefonu çekmeyen, oraya bir şey koyduramadım. Verici koyduramadım. İnşallah. Elektriği geliyor, saate bakıyor. Faturayı çıkaramıyor. Faturayı çıkmıyor. Çekmiyor ki. Duvarların başına çıkıyor, kavağın başına çıkıyor. Ama pekala, o sorunları o insanlar yaşıyorsa, okuyan insan yaşıyorsa, anlamıyor. Onlar nasıl çözülüyor peki? Faturalar neye göre geliyor? Evden dışarı çıkarıyor, faturaya getiriyor nasıl? İşte faturaları biraz da gece yaz diye. Geçen sefer yazdık dediler, gitti, o girdi. Daha ne fatura geldi, ne de kaydetmiş. Polislerden geliyor değil mi Şedaş? Suşehir'den geldi. Suşehir'den. Bizim nereye bağlı olduğumuzu ben çözemedim. Yani... Karayolları bağlı. Karayolları Suşehir'e bağlı. Orman... pardon. Orman... Amasya mı? Orman... Polislerden var. O orman... Şedaş, Suşehir. Okula Suşehir'e gidiyorsun. Evet. Pazarı da Suşehir'e gidiyor. Pazarı Suşehir'e gidiyor. Polisler işte alışverişi zorluyor. Sadece resmi bir evren. Polislere mahkemeden mahkemeye gidiyoruz. Başka evlenirken nereye gidiyoruz? Yani evlenirken burada gidiyoruz zaten. Çünkü yani askere giderken polislere gidiyorduk. O da askerlik şubesi de kumandoya da gidebiliriz. Ben ilk polislere gittiğim tarih
Askere gitmeden önceki tarih. Tokat Orman'ı işin burası yok. Şimdi başkanım, İstanbul'a geldiniz. Geldik. Babanız gelmiş zaten. Siz de abiler, amcalar da buraya gelmişler. Tamamen ekmek parası davası zaten. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Sivas Kolisar Yolusu Köyü Yapı Mahallesi Derneği deniyor. Yani neden Yapı Mahallesi? Şimdi 1994 yılında Süleyman Çalışır, Mehmet Keleş... Yok şeyini soruyorum. Sadece ismi neden Yapı? İsmi neden Yapı? Evet. Yani kim söylemiş bu ismi Yapı olsun diye, bilginiz var mı onun? Bilgimiz yok. Dedelerden kalma Yapı Köyü diye. Ha, Yapı Köyü. Evet, yani. Yapı Köyü. Daha önce Yapı Köyü diye geçirdi. Ama bir başlangıcı da Hanegi diye, Hanegi'nden Rum, bizim köyün üstünde Rumlar yaşıyormuş işte o Akif'in 38'den mi soruyor? O zamanlarda mübadele yapıyor. Tarih hocası şey... Oradan Yunanistan'a sürmüşler şeyleri, Rumları. Bir zamanlar Hanevi diye, 1300'den adını da hep Hanevi diye. Siz orada şey, altın da ararsınız. Aradık, çok aradık. İsterseniz bu konuda Ali Çalışır, tarih öğretmenimiz. Hocam buyurun. Yardımcı olsun bize. Ya, yapı veya yapı diye tanımlanıyor ama dediği doğru. O isim değiştirme furyasında büyük ihtimal Hanevi, Hanevi diye kaynaklarda geçiyor ama Hanevi diye Türkçe söylenmesine rağmen o köy terk ediliyor. Bu Erzincan depreminden falan önce de zaten iyice o göç etmekten dolayı da boşalmış orası. 1930'larda mübadele yapıyor. Yunanistan'a gönderiyor buradaki Rumlar. Oradaki Türkler de Anadolu'ya gönderiliyor. Bizim köylerde Hanevi diye adlandırırken daha sonraki bu isim değiştirme şeyinde de büyük ihtimal nüfus memurunun işgüzarlığına kurban gitti. Gitme geliyor yani. Çünkü yani doğum yeri olarak babamda da amcamda da Hanevi yazıyor. Doğum yeri Hanevi yazıyor. Ha, o değişmemiş yani. O değişmemiş. Büyüklerimiz de Hanevi diye yazar. Ama yapılıyor böyle sonra da. O büyük ihtimalle tahminim o nüfus isim değişti. Peki altına da dedi daha önce. 46 doğumlu bakı Hanevi. Evet. Hanevi. Hanevi. Aslında Hanevi ama Hanevi. Hanevi de. Orada Rumlar yaşıyormuş. Ha evet. Hanlar var. Var orada tarihi. Hamal falan da var mı? Yani vardır, hambar zamanında var. Şey var. Vardır da, şimdi orada mesela eski kalıntıları var şu anda. Duvarların kalıntıları var yani, evet. Tabloya çevirmediler. Yok yok, inanın öyle. Altın, altın bulan var mı? Yok yok, hayır. Valla, hala yok varmış. Umudu kestiler. Umudu kestiler. Yapıyorlar, yapıyorlar. Araba için ta Köse Dağı'nda, tepelerinde bile arıyorlardı. Yani öyle yerleşim yerlerinde değil mi? Umut kesin diye. Demek bir tek buldu. Başkanım, derneğimiz 1994 yılında kimler tarafından, hangi amaçla, nerede, yani şu an bulunduğunuz bölgede mi oldu? Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Derneğimiz 1994 yılında, isimlerini sayacağım, Süleyman Çalışır, Hüseyin Çalışır, Mehmet Keleş, Muammer Çalışır, Osman Çalışır, Cihangir Kaçan ve Bünyamin Çalışır vasıtasıyla kurucular olarak kuruldu. Bu yukarı iki mahalleden oluşumuzdan dolayı yukarı mahalle çoğunluk ve muhtarlık onlarda olduğu için hizmette sıkıntı yaşıyordu. Ve biz de, bu abilerimiz de sağ olsunlar düşünmüşler. Böyle bir dernek kurmaya karar vermişler. İlk iş olarak da yayla yolu yapıldı. Tahmin ediyorum. Evet. Yayla yolu derneğimiz vasıtasıyla yapıldı. Çünkü şimdi derneğin çalışmalarına geçmeden önce köydeki sorunları bir istersen açalım. Yani köyümüzün coğrafi konumu nasıl? Hangi köylere sınır? Köyümüzde neler yapılıyor? Yani tarımcılık var mı? Hayvancılık var mı? Köyümüzün en meşhur ürünü nedir? Bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz? Köyümüz ekin üzü, çiçek üzü, gün ışık, sarı arma, dermentaş yakın bir coğrafi konuda duruyor. Yol üzerinde, yani Sivas Erzincan yol üzerinde, eskiden kullanılan Karabay. Yol üzerinde, Karabay yol üzerinde, yola sıfır. Yani köyün içi yola sıfır noktasında. Yani ana yoldan 2-3 kilometre giden köyler olmasına rağmen bizim öyle bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Bizim orada şu anda hayvancılık, fazla bir hayvancılık yapılmıyor. Bu noktasında. Genelde emeklerin yaşayabileceği yerler,
dediğim gibi biraz önce konuşmamda söylediğim gibi şu anda ağaç yetiştiriciliği ön planda. Hobrograf da yapan var, işte ne bileyim ticari amaçlı düşünüp yapan da var. Genelde ceviz mi yetiştiriyor? Ceviz, ağırlıklı ceviz. Ceviz de bakımı kolay olduğu için galiba. Yani maddi getirisi de yüksek olduğundan düşünülebiliyor. Bir de uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz. Mesela elmayı düşünün. Elma belli bir süre sonra satamadığınız zaman elinizde kalıyor. Armut aynı şekilde keza. Ama ceviz öyle bir sıkıntı yok. Onların ceviz bakımı da zor. Yani evet. Su devamlısı gerektiriyor. Ya, suyumuz da bol Allah'a şükür. Ama şu noktada yazın sulama noktasında sıkıntımız var. Kışında yine dediğim gibi sıkıntı olmuyor ama yazın nüfus bir anda artınca içme suyundan kanal sulama suyunda sıkıntılarımız çok. Köyümüzde en güzel hangi ürün oluyor? Hava. Köyümüzde aynen. en güzel madımak. Madımak. Fasulye mesela. Fasulye, madımak. Mısır. Mısır. Patates. Patates. Şimdi bir de çilek çıktı. Evet, çilek de. Şimdi bir de çilek. Evet, çilek yetişti. Çilek de başladı inşallah. Mısır zaten bizim oranın olmazsa olmazı. Bir de kara erik deriz biz hani. Kara erik. Kara erik. Evet. Kara erik, mor erik. Bizim o o var ya. Köylerde genellikle var da. Anamız. Yani sonuçta topraklarımız verimli anladım bu kadarıyla. Yani verim noktasında o kadar da bir verimi buğday noktasında bulamadım, göremedim ben. Yani 1'e 2 veriyor, 1'e 3 veriyor ama ovalara gittiğiniz zaman bu yani, daha yükseliyor. Pekala neden verdi? Mesela diyorsunuz suyumuz çok diyorsunuz. Neden verdi başkanım? İşlemiyor mu? Soğuk seyyar var. Soğuk. Onu ben izah edebilir miyim? Tabii buyurun. Mesela hasat tarla. Adam geliyor traktörle bir tırmık çekiyor. Oraya burada ekiyor. O da burada olur mu? Olmaz. Onu baharın hasat edecek. Traktörle sürecek. Toprak dinlenecek. Bilinçsizlik o zaman. Bilinçsizlik de daha iyi olmuyor. Ama sonuçta her şey olur. Yani yapılsa, her şey olur. Biz şeftali yetiştiriyoruz mesela. Düşün yani bu sene Adem Bey'in de hatta internette belki görürsünüz. Onun evet, Adem Topal Başkanı geldi. Ben bu sene sıkıntı olmadı. Sıddık Başkanı söyledi de. Bir şeftali ağacının bahçesinde özellikle görürsünüz o. Yok, benden kısmet olsa zaten ilkbahar mevsiminde gideceğim. Köylerimizin çekimlerini yapacağız. O zaman da bekleriz o vakti. Daha iyi çekimini yaparız. Daha iyi tanıtımını yaparız. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim başkanım. Yani köyümüzde eğer bilinçli yapılabilirse her türlü sebze meyve yapılabiliyor. Hayvancılık eskisi kadar yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Yaş insanlarımızın daha çoğunlukla olduğu yok. Evet, genç nüfus İstanbul'a kaydı. Yaşlılar köyde kaldı. O yüzden bir de getirisi götürme noktasında emeği karşılamadığı noktasında bir sıkıntı var. Ondan dolayı fazla tercih edilmiyor. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Köyümüzün belirli sorunları var. Evet. Yani şimdi derneğin çalışmalarına geleceğim. Ama öncelikle köyümüzdeki sıkıntılarımız. Mesela en büyük sıkıntımız Osman amcam demişti, kanalizasyon. Evet, doğru. Şu anda en büyük sıkıntımız kanalizasyon. Şu andaki durumu kanalizasyon. Şimdi durumu şöyle yapalım. Söz almak isteyen varsa ben bir izah edeyim isterseniz. Ondan sonra söz almak isteyen varsa çünkü öbür türlü karışık olur, anlatamayız. Şimdi son gelen son nokta yukarı mahallenin kanalizasyonu işi bitti. Bizim her türlü taahhüt vermemize rağmen yer tespiti konusunda sıkıntı oldu. Yani devlet geldi, tespit yaptı ama şahsi yeri olduğu için şahıs da kabul etmediği için bir derdim olmadı. Şu noktada beklemekteyiz. Yani sonuçta illa o problem mi yapacak? Ama işte yani size şey yakın değil mi? Kendi çay yakın değil. Yok. Uzak da. Yani şu anda hangi noktada olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Niye? Çünkü gelip birisi başka bir şey söylüyor, birisi başka bir şey söylüyor. Ama bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla 2013 bütçesine konmuş, kanalizasyona yapılacak. Ama bu yer problemi çözülürse. Onu kimden öğrendiniz? Onu ben muhtar ve bir de özel idareden öğrendim. Konuştum. Evet, konuştum. Hacıbey'le konuştum. Tek sıkıntımız bu. Yani belki şey olacak, söyleyeyim. Yer noktasında devlet yardımcı olacak, orayı alacağım ya da başka bir yer gösterecek.
diyecek ki alternatif olarak şuraya yapın diyecek. Birkaç alternatif yer vardı oraya da olmama sıkıntısı var. O yüzden şu anda böyle bir durumdayız. Yani şu anda şahıs yerini vermiş olsa bir sıkıntımız yok. İlkbaharı... Sonuçta şahıs dediniz, kendi köyünüzde oturuyor evet, sen yani. Kendi köyümüzde oturuyor. Sonuçta da panelizasyon kullanıyor. Başka bir şey kullanıyor değil herhalde. İnşallah. Orada inşallah ikna edersiniz. İnşallah güzel bir şey. Zaten işçiliği siz vereceksiniz. Devlette malzemeyi verdiği zaman bu sıkıntınız ortadan kalkar. Bu konu hakkında konuşmak isteyen varsa kanalizasyon. Evet, çabucak olması lazım. Derelerden hayvanlar su içmiyor. Bir de yukarı köyde de mesela bir sorun var. Suyun kaynağına yakın onlar. Ekinizli köyü. Mesela su oradan pisliyor. Derelerimizde park oluyor. İkinizde de o zaman kanalizasyon sıkıntısı asıl, var. Asıl oranın kaldırılması lazım ki bizim aşağıya gelen suyla dereden hani sulama. Orada da kanalizasyon evet, iyi var. Oranın abi olması lazım en azından ki derelerde. Mesela bizim derelerde balık yetiştiğini biz daha yeni öğrendik. Düşün. Ha balık var. Yani balık atılmış. Geçen sene ben oradan balık çıkarttım dedim. Düşünebiliyor musunuz? Alabalık var. Alabalık. Tabii. Şimdi o köylerdeki o temizlikler yapılırsa düşün yani oradaki balık çeşitlerini işte yani su kaynağımız çok diyorsun, tabii, bol diyorsun. Irmaklar, yani balık da yetişiyorsa... Tabii canım, ala balık hani, aynı ala balık, güzel balıklar. Yani sadece bizim köyün kanalizasyonu problemin halledilmesi hiç bitmiyordu. Yani o zaman ikinci köyüne yüzüyoruz. Gider gidecek. De temiz olsa. Tabii. Yani. Ama onlar böyle bir müracaatı daha iyi olmadı şu anda. Onlar şu anda beklemedi. Şimdi Tavhan Hanım'la... Buyurun. Dostlar şimdi size sıkıştırıyor. Kanalizasyon yönetmenin geleni vesaire yapmasın diye. Yazın kaç arkadaş gelecek onun. Tabii şimdi altyapıyı altyapıyı hazırlamazsanız zaten paket taşı vermezler. Şimdi siz ama şöyle diyorsunuz. Asıl sıkıntı ekin özünde diyorsunuz. Oradan gelen sularla bizim hayvanlarımız suyu bile içmiyor diyorsunuz. Oranın muhtarı aynı bizim gibi o da uğraşıyor mesela yaptırmaya. Tabii ki zamanla bu da yapılacak bunun keyfine değil de. Şimdi burada tek bir şey var. Burada kaymakamın biraz pasifliği var. Şimdi kaymakamlar geçicidir. Anlıyorum, hepsi anlıyorum. Ben oraya stajyer olarak şu anda da yeni gelen bir kaymakam evet, var. Evet, ama evet. Bu kanalizasyon konusu özellikle özel idarelerin üzerinde durduğu bir konu. Bence işçiliği karşıladığınız anda bunun hemen çözümünü yaparlar. Yani i̇şte, o kadar sıkıntı olacak şimdi ki... bu vatandaş ağır bir toprak verirse ben razı olmuyorum diye. Buraya şey verdikleri yer. Ya oraya ya başka yer ya da benim yerim. Şimdi belediyeler tarafından birisi gelse mesela Osman şu bardağı kıyaya verir mi? Vermeyeyim, vermeyeyim. İki kişi bunun kıymetini koyacak, kaç para, 3 lira götürecek, ben oraya koyacak. Orasını yapacak. Tabii isimler de vermeyeyim. Tabii isimler de vermeyeyim. İşte bunu demek istiyorum. Benim ise de mesela bir kişi için orada 35-40 tane koyup pislik içinde durmaya gerek yok ki. Benimki de bağlanacak, Hasan'ki de, Mehmet'inki de. Ama yer dalgalı olduğu için, üç taraftan geldiği için mecbur biraz köyden uzaklaştırmak istiyorlar. Koku yapıyor diye. Yapar. Yapıyor. Başka bir şekilde olsa, mesela diyelim ki işte bir okul yapılacak, bir ev yapılacak, ben vermezsem bu vatandaştan alırsın, o vermezse bundan alırsın. Bu iyi değil. Çünkü yer biraz rampa olacak ki oraya toplanan köyün kokusunda da uzaklaşması için. Şimdi Sıddık Başkanım söylediği zaten 2013 programına, köyde evet, programına evet, alınmış. Yalnız ben hem başkanından rica edeceğim hem de yönetim kurulundan bu konunun üzerine gidin, takipçisi olun. Takipçisi olmadığınız zaman bu proje başka yerlere kayma şansı olabiliyor. Onun için yani bu 2013 eğer köydes projesini alındıysa bunun takipçisi olmanız lazım. İnşallah. Olmadığı zaman da başka bir yere kayar, ondan sonra 2014'ü beklersiniz. Evet. Şimdi o zaman 2013 alındıysa bunu artık konuşmanın bir anlamı yok. Gerçi ben bunu da yarın yarın kendim de öğrendim. Tam olarak, net olarak. Zaten biz haber sitesinde de açıklayacağız. 2013 projesinde nerede ne yapılacak diye. Şimdi bir de amcamın söylediği en büyük sorunlardan bir tanesi orman kesimi. Orman kesimi. Yani bu konu hakkında amca senin fikirlerini alayım. Neler oluyor? Kimler kesiyor? Kimler müdahale etmiyor? Birileri affedersin peşkeş mi çekiyor? Birilerin rant geliri mi var? Rant geliri yoktur da işte. Bir yere şikayet ettiniz mi? Doğrusu da etmedi şikayet. Fakat bu hiyet İhtiyar hiyetinden dolayı
işte diye ben göz yumdum diye biraz odunları boşaldı, gidip kesiyorlar. Ben mesela tarlalara gideyim, o başkanın dediği gibi ceviz tarlasına gidiyorum. Akşama kadar orada bütün dağ ormanda hep hızar sesi. Başka hiçbir ses yok. Dağın görünebildiği yerde. Dağın göründüğü yer zaten benim durduğum yer. Bütün akşama kadar hızar sesi. Ama işte burada sizin hatanız. Şimdi başkan bunu bilemez. Yani siz bunu en azından bir telefonla orman işletmesine, ya arkadaş böyle böyle bizim ormanda devamlı hızar sesleri var, devamlı ormanı kesiyorlar. Yani bunun hiç ormancısı yok mu hiç? Takipçisi yok mu? Takipçisi işte bizim tek ricamız, devlet buna sahip çıksın. O zaman bir şey yok. Birilerine orayı peşkeş. Ondan sonra bak bütün çamlar türüyor, böyle köpe köpe çamlar, yazık günah. Çamlar büyüyor, çamları kesiyorlar. İnsan Allah'tan korkar. Yani burada muhtarımızın çok şeyi var, göz yumma farkları var burada yani. Yalnız şimdi muhtar burada göz yumuyorsa muhtar da suçlu duruma düşüyor yani. Evet yani onu... Yani sonuçta bu orman, başka bir şey ormana değil. Yakın mahallede oturuyor zaten muhtarımız da. Zaten o mahallede oturuyor. Zaten kızlar sesini duymazsa oradan orman, odun geldiğini hiç kimse bilmiyor. Ormana yakınlar. Bir de şöyle bir durum. Onlar zaten ormanda yaşıyor. Orası tam bir yol. Zamanında 1985 mi 90 mı o tarihlerde bir yol yapıldı. Onu kesip götürmesi daha da kolaylaştı. Traktör. Size şimdi affedersiniz önceden eşeklerle gidiyordu. Evet. Şimdi ona gerek yok. Hemen hızlar alıyorsunuz. Teknolojiyi geçti. Hemen kesin. Traktörü atın. Eve götürmeniz bir yarım saat, bir saat. O yüzden yol üzerinde amcamın da dediği gibi yani hiçbir çam ağacı daha etrafına meyve vermedi. Neden? Bazıları da şunu şöyle yapıyor. Çam ağaçları büyümeden alıp söküp götürüyor. Kendi köyüne dikmeye çalışıyor. O da tutmuyor. O da tutmuyor. Ne orada bir o sıkıntımız var. Bir, yani oraya Orman İşletme Müdürlüğü'nün, ben Süleymiye'yle birkaç defa aradım, bir türlü ulaşamadım. Yani oraya nasıl bir şey, nasıl bir çözüm yapacak? Mesela şimdi söyleyin deyin ki, burada evet bir şikayet var, burada kesilmiş. Şimdi söyleyen kişi bile inkar ediyor. Biz zamanında öyle bir durumla karşı yani karşıya yapalım. Yani orayı başkanım, gizleme gibi bir durum yok. Şimdi, yok kesinlikle. Yani biz bana bildirdiğimiz zaman böyle böyle bir durum var. Orman kesiliyor. Gidip orayı denetledikleri zaman orayı kapatacaklar değil ya, orada illa bir gözükecek. Yani, yani isim olarak kimin kestiğini kesinlikle bulamazsın zaten. Yani orada birileri kesiyor gidiyor. Ne olacak? İki gün devlet oraya birini gönderecek. Yani buna çok bir çözüm bulması gerekiyor. Sonuçta muhtar diyorsun. Muhtar sadece köyün içindeki sorunlarla ilgilenmez ki. Muhtarın bütün o orman alanına da muhtar müdahale etmesi lazım. Yani eğer öyle bile bile orayı kesiliyorsa suç yani, başka bir şey yok. Başkanım bir de bu sene iki kişi kesiyormuş, ismi lazım değil. İki tane ormancı geliyor. Bunlara soruyor, siz ne yapıyorsunuz burada? Siz necisiniz soruyor, diyor ki biz ormancıyız. Ya siz ormancısınız, odun yapıyorsunuz, nasıl ormancısınız diye. Oradan, bu odunu satacak mısınız, kendi ihtiyacınız mı? Kendi ihtiyacı. İşte kendi ihtiyacımız. O da ormancılar kimliğini çıkarıyor, gösteriyor ki biz ormancıyız, daha önce keşfine geldik. Ama ne için geldik, ne için keşif yaptılar, ondan malumatımız yok. Daha bu sene, sonbahar. Onlar da kesecektir o zaman. Hayır. İnşallah bunu dile getiririz. Dile getirmeyecek bir sorun değil ama gerçekten bir sorun yani, orman kesimi.